Biz buraya çok dikkat. Ben bu stüdyoda, şurada sizin yerinizde İstanbul'un belediye başkanı adayken oturduğunda kendisine bu soruları sordum. İşin bu noktaya gideceğini ben o günden gördüm. Ya. Ve o sorulardan hiçbirine cevap vermedi. Hiçbirine. Ama Küçükçekmece'ye YPG armalı çocuk parkı yapıldı. Bekala ne alakası var yerel seçimlerin? Biz belediye başkanı seçiyoruz dediler. Ve bugün burada söylüyorum. Ben bu ülke, bu devlet, bu millet için canını ortaya koymuş, hesapsız bir şekilde mücadele eden bir gazeteci kardeşinim. Yusuf Alabart. Eyvallah. İlk gün durduğum yerle bugün durduğum yer arasında zerre fark yok. Beni izleyenler bilir. Kaldı ki hata yapsaydık da söylerdik. Söylerdik. İki gün sonra da 15 Temmuz'un yıl dönümü. Ben o gece bu stüdyoda yaptıklarım benim boynuma borç. O gece buradaki çağrılarım bana farz. O gece ben bu stüdyoda Allah nasip etse şehit olmayı göze aldım. Ben şahidim, Allah da şahit, izleyenler de şahit. Bu ülkede müezzinleri salalar vermeye çağıran ilk kişi sensin Turgay Güler. Ve biz o zaman tanışmıyorduk. Benim televizyon ekranlarıyla da bir alakam yoktu. Asker de değildim ama hani bilseydik de telefonla katılsaydık keşke. O bile yok diyelim. Şurada oturan mağdur oldum edebiyatı yaptı. 1 milyon trolle, sahte hesapla. Şimdi bugün diyorlar ki abi sen o gün az bile sormuşsun. Geçti o. Bunu o gün söyleyecektin. Nereye geldik? Diyor ki biz diyor adına demokratik güçler dediğimiz İmamoğlu'na, Tunç Soyer'e, Mansur Yavaş'a oy verdik, destek verdik. Artık şimdi sağmak istiyoruz. Ölmemek için Kandil'deki diyor ki PKK'nın bitmemesi için artık sizin de diyor elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Ben bunu o gün gördüm. Ondan öncesinde de gördüm. Niye gördüm biliyor musun? Öncesinde de gördüm. Çünkü güvenlik siyaseti Türkiye'nin uyguladığı, özellikle 2016'nın 15 Temmuz'undan bu yana uyguladığı güvenlik siyaseti Turgay Güler, zurnanın zırt dediği delik. Teşbihte hata olmaz değil mi? Evet. Neden? Avrupa Birliği, Batı, ABD, İsrail, aklınıza gelen kim varsa Türkiye'nin uyguladığı yerel yönetimler siyasetinden mi rahatsız? Yok. Oraya çimento dökmüşsün, buraya bina yapmışsın, oraya boru döşemişsin, buraya kaldırım yapmışsın. Umurunda mı, farkında mı? Umurunda mı? Değil. Değil mi? Değil. Ya da efendim Türkiye'nin kendi içerisinde uygulamış olduğu farklı bakanlıklardaki bizim için ihtiyaç ama onların umurunda olmayan birçok şey Batı siyasetinin çok umurunda olan bir şey değil. Ne peki umurunda? Güvenlik siyaseti umurunda. Afrin umurunda. Fırat Kalkanı harekatı umurunda, Barış Pınarı harekatı umurunda, Libya'ya yaptığı operasyon umurunda, mülteci ve sığınmacılara yönelik olarak Türkiye'nin ortaya koyduğu siyaset umurunda, Dağlık Karabağ'da vermiş olduğu destek umurunda, Rusya ile girmiş olduğu güvenlik ilişkisi kapsamında tedarik ettiği S-400'ler umurunda. Siz hiç Biden'ın bunların dışında bir şey getirip masaya koyduğunu gördünüz mü? Dolayısıyla bu o kadar önemli bir noktaya tekabül ediyor ki bu sorun çözülmeden işte suyun fiyatını 13 kuruş mu yapacaksın, 17 kuruş mu yapacaksın? Vallahi onlar için çok önemli değil. Ama bu belediyeler aracılığıyla Biden elemanlarımız demiş olduğu Türkiye içerisindeki unsurlarıyla birlikte Erdoğan'ı devirme siyaseti uyguladığını kendi diliyle söylüyor. Neden? Çünkü bundan rahatsızlar. Yoksa belediye siyasetinden dolayı değil. Dolayısıyla biz bunu gösteriyoruz. Bir tanesi miyavlıyor buradan. Diyor ki neden terörist elebaşısını sürekli gösteriyorsunuz? Niye sen niye rahatsız oldun?
aynı şekilde İstanbul'un belediye başkanı ondan adayken o da diyor reklamını yapmayın, bunların niye reklamını yapıyorsunuz? Ya. Reklamını yapmıyoruz, senden bahsediyor, senin ilişkilerinden bahsediyor, işbirliğinden bahsediyor. Gidemediniz Diyarbakır annelerinin elini öpmeye Diyarbakır'a gittiniz. Gidemediniz. Reklam falan yaptığımız yok. Çünkü cevaplaması yürek isteyen sorular bunlar. Yoksa demokrasilerde iktidarın el değiştirmesi mahkeme kadıya mülk mü yani? Ya AK Parti gider, Cumhuriyet Halk Partisi gelir, Cumhuriyet Halk Partisi gider, Milliyetçi Hareket Partisi gelir ve demokrasinin gereğidir bu. Sorusunu istediğimiz şey şu, sen sordun bunu. HDP bunun karşılığında sizden ne istiyor? Bu adamları bir mağarada kıstırdığında siz iktidar olduğunuzda düğmeye bas talimatını verebilecek bagajınızdan arındırılmış olacak mısınız? Yoksa o bagajdan dolayı aman ha basma düğmeye mi diyeceksiniz? Nasıl olacak? YPG bizim için terör örgütü değildir fikrinizin arkasında mısınız değil misiniz? Yani bunlara cevap vermek istemeyip bana oy vermeyen çiftçi çiftçi değildir, subay subay değildir, madenci bugün de madencilere madenci değildir, sanatçı sanatçı değildir. AK Partili insan değildir. İnsan değildir. Selam bile vermeyin. Ha sonra ben sizin demokrat amcanızım. Biliyorsun. Şimdi elinizde ne var? Az önce gösterdik hepinize. Bugün yazdım Yusuf Alabar'da. Okudum. Bir tarafta Kandil'den gelen talimatla İzmir'de sözüm ona demokratik güçleri toplamış ve oradan da Abdullah Öcalan'a serbestlik diye bağıran, bugün de Antep'e gidip bu yetmez, yok öyle yağma diyen bir HDP'yi gördük değil mi? Daha doğrusu CHP'yi gördük. Daha doğrusu İyi Parti'yi gördük. İtiraz var mı İyi Parti'den bunların hiçbirine? Yok. Nasıl olsun ki? Nasıl olabilir ki? Meclisin içerisinde meydan okudu. Tabii. O koltuklarda oturuyorsanız sizler de iyi bileceksiniz ki HDP'nin verilmiş oylarıyla oturuyorsunuz. Evet. Demedi mi? Dedi. Bir kelime duydunuz mu? Hayır. Duyamazsınız işte. Bunları oradan zıplıyor. Millet aç aç. Yahu bak bir şey söyleyeyim. Pandeminin etkisi var. İnsanlar ekonomik olarak sıkıntılı bir hiç burada da her yaşadılar. Şey dört dörtlük mü dedik? Hiçbir zaman da demedik. Sizin tuzunuz kuru. Hayır. Onu da söyleyeyim. Euro ben olarak. 1995 yılından beri bu çatı altında çalışıyorum. Kanal 7 medya grubu çatısı altında çalışıyorum. 95'te gencecik bir muhabirdim elimde. Sokak sokak gezip yani Demirel'i takip etmedim. Ahmet Necdet Sezer'imi takip etmedim. Erbakan'ımı, Ecevit'imi, Çiller'imi, Mesut Yılmaz'ımı hepsini takip etmiş. Hepsi de röportajlar yapmış bir gazeteciyim ben. O gün de buradaydım, bugün de buradayım. Yani benim için bir kişi çıkıp dese ki sen bu iktidardan nemalanıyorsun, alnını karışlarım Yusuf Alabar'da. Alnını karışlarım. Bak, bir şey söyleyeyim mi? Yarım asrı geçmiş bir ömrüm var. Hı hı. Çeyrek asırda ben bu kurumdayım. Eyvallah. Ben de fazlası bu var hatta. 50 küsür yaşında silahlı kuvvetlerden emekli olmuş bir albay olarak kredisi devam eden bir evim, hı hı. 2011 model bir arabam, hı hı. bir de ayağıma giydiğim donum var. Tamam mı? Şimdi bize bunu söyleyenlerin Boğaz'da villası yok, yalısı yok, korusu var, korusu. Evet. Ormanın içinde. Koru da onu. Yani gidin kardeşim. Geçin. Şimdi bu bir. Yani bunları söylüyorum. Evet, ekonomik sıkıntılar falan yaşadık. Dünya da yaşıyor vesaire. Benim için hani bir de onları ben ülkem yok olmasın Bitti. Diye uğraşıyorum. Bitti. Yeri gelir ağaç kavuğu da yeriz, kabuğu da yeriz. Tamam mı? Ama ki milli mücadelede de böyle olmuştur. Kaldı ki böyle millet ağaç bilmem. Ya tabii ki ya Amerika'da evsizler, işsizler, sigorta yani sosyal güvencesi olmayanlar milyonlarca. Gidin Amerika'ya görün, gittim biliyorsun. Sokaklarda yatıyorlar. Ya. Çöplüklerden ekmek bir şey söyleyebilir miyim? New York'ta orada da var. İktisadi anlamda pandeminin getirmiş olduğu ekonomik bir sıkıntının olduğunu biz zaten her programda söylüyoruz. Hatta bu programda biz söyledik. Ne dedik? Kaynamayan tencerenin deviremeyeceği iktidar yok mu demiş merhum Süleyman Demirel. Evet, dedik. Dikkat edilmeli buralara dedik.
bunu niye bize söylüyorsunuz da Demokratik Güç Birliği, APO'ya özgürlük diyen Millet İttifakı'nın destekçisi Pervin Buldan'a söylemiyorsunuz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.